Check. Evet arkadaşlar, bugün kasap olarak 3. ya da 4. haftamız, 1 ay falan oldu herhalde. Bulaşıkçı olarak çalıştık, steward olarak çalıştık. Sonra bizi değiştirdiler, büfeye koydular. Büfede omlet yaptık, omlet çevirdik, flip yaptık. Ondan sonra bir tane arkadaşımızı buraya almışlar normalde kasaba. Onun midesi bulandığı için burada, çünkü kan görmeye dayanamıyor. Yerlerimizi değiştirdiler. O yukarıya omlet fırlatmaya gitti. Biz buraya kasaba geldik hamburger yapmaya ve birçok çeşitli şey yapmaya. Ve günde yaklaşık olarak 150 tane hamburger hazırlıyoruz. Bu hamburgerler gün içerisinde bitiyor. Çünkü otelin kendine ait bir restoranı var. Ve restoran da iyi bir restoran. Günde 150 tane hamburger yapan bir restoran. Ki onun harici, yanlış mı? Onun harici de balık, karides, İstakoz ve benzeri şeyleri de hazırlıyoruz burada. Güzel bir deneyim. Eğer turizm okumuşsanız ya da ileride böyle bir şey değerlendirecekseniz yapmanızda fayda var. Hamburgerleri nasıl yapıyoruz? 3 çeşit etimiz var. 3 çeşit eti alıyoruz. Burada kesiyoruz. Şu şekilde ufak ufak parçalara bölüyoruz. Hazır kurban bayramı da geliyor. Bu çeşit parçaları bölüyoruz. Sonra grinder'ımız var burada. Bu grinder'dan 2 kere geçiriyoruz. 2 kere geçirdikten sonra yapmış olduğumuz hamburgerler 8 oz olması gerekiyor. 8 oz ne kadar ediyor? Hemen ona da bakalım. Yaklaşık olarak 225 gram falan. Buradaki tartı ayarları biraz değişik. Oz'la ölçüyorlar. Bir de LBD ile ölçüyorlar. LBD'ne bilmiyorum. Ama genelde ufak şeyler için oz kullanılıyor. Şimdi biraz ses yapacağız grinder'ımızla. Çünkü etmemizi geçirmemiz lazım. Yaklaşık olarak bugün 35 tane burger hazırladım. 80 tane kaldı. Pek fazla siparişimiz yok. Şunları bir halledelim hemen. İnşallah makineyi bozmayız. Bu şekilde oluyor. Etlerimiz ilk önce böyle geliyor. İçine hiçbir şey eklemiyoruz. Normalde hamburgerde, Türkiye'de yediğimiz hamburgerlerde ya da annelerimizin yaptığı köftelerde içine soğan falan koyarlar. İşte ekmek falan koyarlar. Burada hiçbir şey koymuyorlar. Direkt pişirip üzerine birazcık kaşar ekleyip öyle servis ediyorlar. Ne tuzu var ne tadı var ama insanlar bayılıyor. Herhalde kaşardan dolayı. Sabah 8'de geliyoruz. Çalışma saatlerimizde bu arada şöyle bir olayla karşı karşıyayız. Böyle olması gerekiyor. Sabah 8'inde geliyoruz çalışmaya. Öğlen 4'e kadar burada kalıyoruz. Pek fazla overtime vermemeye çalışıyorlar bize. Sıkıntı yok. Bazen işlerimiz 5 gibi falan gidiyor. Ondan dolayı sıkıntımız yok. Hamburgerleri top yapıyoruz burada. Ve bunların 8 oz olması lazım. Birkaç süreden yaptık, böyle bir iki kere yaptıktan sonra el alışıyor. Direkt burada 8'i görebiliriz. Bazen 9 olur. Hemen 40 yok.
New York'ta işe başladık. Yani New York diye seçmiştim ben burayı. Ama New York'a otobüs ile 6 saat uzaklıkta kalıyor. New York'a gidemiyoruz yani. Bir yakın 2 saat var aramızda. Niagara şelaleleri. Onunla aramızda sadece bir 2 saat var. Oraya da gidemedik bile. Yaklaşık olarak 5-6 tane çalıştığımız yer var. Yani otel içerisinde. Mesela restoran için çalışıyoruz. Yukarıda büfe var. Büfe için çalışıyoruz. Market var. Market mesela düğünler için hamburger istiyorlar. Düğünler için hamburger yapıyoruz. Pro Shop diye bir yer var. Onların ne bok yediği belli değil. Arada böyle geliyorlar, 15 tane falan hamburger istiyorlar. Bu da şimdi onun hamburgerlerini biraz sabah hazırlamıştım. Geldi Abel. Bunları bir sar karşıyım dedi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Süleyman abi, nasılsın abi? Canlandı ya. Yeah. Canlandı ya. Hamburger var mı diye soruyor bana. Ben de yok diyor. Hadi hadi vardır diyor. Diyorum yok. Saçmalama. Olmaz öyle şey. No, I don't want no rest. 36, 36, 5 kere 5, 25, 61, 63, 16 ya. 44. So, but I need more. 9 pieces. Yetişmedi. Şimdi 9 tane daha hamburgere ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Pro Shop olayları bozdu. 9 tane hamburger için hemen bir yöntemimiz var. And we'll grow.
Döndüğümüzde yani bu aleti kullanacağız. Bunun üzerine böyle atıyoruz. Hatta gösterelim hemen. Atacağız buraya. Sonra güzelce böyle bastırıp, şekil verip kaldırdığımızda hamburgerlerimizi elde etmiş olacağız. Osmanlı'daki tokatçılar gibi böyle günde düşünün 100 kere tokatlıyorum. 100 kere, 150 kere minimum. Neyse, şimdi çıkalım, hava alalım. Geldiğimizde 100 taneyi bitireceğiz. Sonra kebabı döveceğiz. Kebap hazırlayacağız. Şiş kebap. Bayağı da övüşürüz. Kebaplara döndükten sonra da tavuklarımız var. Tavuk göğsünü yapacağız. Tavuk göğüslerini ayırıp böyle vuracağız üstlerine. Ondan sonra da farklı bir tavuk işlerimiz daha var. Bir de midye açabiliriz. Thank you, sir. You're welcome. Alright. Thank you so much. You're welcome. Evet, aradan döndük. Şimdi hemen bunları bitirmemiz lazım. Bunları bitirdikten sonra tavuklara ya da kebaplara döneceğiz. Ondan sonra biraz daha işimiz uzayacak gibi duruyor. Çünkü çok fazla sipariş gelmeye başladı. Yemeğimizi de yedik bu arada. İşlerimizi de hallettik. Hemen bunlara başlıyoruz. Haberler kötü. Çünkü ne soğanımız kalmış, ne biberimiz var. Göstermelik olarak hemen bir tane yapayım ben size. Soğanı yapacağım. Soğan da leş gibi kokuyor. Normalde şu şekilde olması lazım. Şiş kebap, yani bildiğimiz Adana, Urfa tarzı kebap. Bu şekilde olması lazım. Bunları yapacağız. Ama kırmızı biber'e ihtiyacımız var. Soğanımız yok. Yukarıda hemen soğan kızartıp geleceğiz. Arkasından hemen bunlara başlayacağız. Kebaplarımız hazır, bu şekilde hazırladık. Tenderloin diye bir şey var. Yani kestiğimiz etin adı tenderloin. İçine biraz karabiber ve tuz ekliyoruz. Ve et, soğan, biber, et, soğan, biber. Ondan da et de ekliyoruz. Bunları hazırladık. 50 tane. Burada da soğanlarımız var. Soğanları da var. Şef hazırladı. Şimdi tavuklarımız var. Leş gibi kokuyor. Tavuk göğüslerini temizleyeceğiz ve döveceğiz bunları. Sonra bugünkü işimiz bitecek.